Yepyeni bir Fallout New Vegas bölümünden herkese merhabalar. New California Republic'in elinde bulundurduğu karakoldayız şu anda. Korucu karakolu Charlie'ye girdik. Hatırlarsanız korucu Andy bizden Novak'taki adam. Bizden buraya baktığımızı çünkü adamların onlara sinyal yani geri dönüş yapmadığını söylemişti. Meraklandığını belirtmişti. Biz de geldik, lejyonların tuzağına düştük, bir güzel öldük falan, öldük dirildik ama sonuç itibariyle galip geldik. Bayağı da güzel alan kurmuşlar ha. Şurada bir şey var mı? Kütükmüş. Kütük de değil de ne deniyor? Beton. Evet, burada oturan güneş gözlüğü. Amcalar varmış daha önce. Bakın burası gayet boş gözüküyor yalnız. Burayı ya buradan kaçmışlar ya da benzin tankı ne ya? Ya da burayı halletmiş lejyon. İşin tuhaf kısmı lejyonun bu kadar yaygın olup NCR'ı bile ki lejyon daha ilkel bir birlik. Yani NCR kadar hani tabancası olduğunu, ne bileyim askeri eğitimi olduğunu zannetmiyorum ama neden bilmiyorum. Lejyonun bir üstünlüğü var. Bakacağız, göreceğiz. Abi burası gitmiş. Belki içeri saklanmışlardır. Bakalım. Evet, maalesef burayı kaybetmişiz. Şimdi bunu adama nasıl açıklayacağım ben? Çünkü asker, oradaki askerleri bayağı övmüştü. Burada kayıt var bir tane. Bir saniye şunu alayım. Korucu karakolu Charlie kayıt 2 diyor. Bakalım. This is a message to the NCR from the Legion. We are coming for you. Run and we will catch you. Hide. We will find you. No matter what you do, you are all going to die. We took one of the women alive. Evet, demek ki Novak'tan kaçırdı. Bunun karısı muhtemelen. We took one of the women, işte ama kadınlardan birini canlı bir şekilde elimizde tutuyoruz dediğine göre. Pislikler, buraya da şey yerleştirmişler ya. Hep mayın. Neyse ki bunun altında yok. Yapacak bir şey yok. Oha! Oha! Bunu da gidiyor oradan. Yapacak bir şey kalmadı artık burada. Öldüğüne göre benim de işim kalmadı. Evet. Neyse. Ne diyordum? Yani kısacası o kadın parayı alarak buradaki herkesin ölümüne sebep oldu. Açık ve net olan olay bu. Ben burada bir save edeyim de ne olur ne olmaz. Ya yuh. Adamlara bak. Ne var ki burada? Tel var galiba. Ay pislikler ya. Vallahi pislik bunlar. Ne yapacağım ben burada? Şöyle mi yapacağım? İpi mi vuracağım? Üstünden atlasam bir saniye. Deneyeceğim üstünden atlamayı. Vallahi salak. Sonra niye salak? Sen bak burada bekle. Nerede beklemek? Burada bekle. Ben geleceğim şimdi, tamam mı? Zaten buradakilerin her şeyini almışlar belli ki. Başka bir şeyde kaldığını zannetmiyorum. Anlaşıldı ne oldu. Bun.
I'll sit tight. Burada bekle yavrum sen yine. Neyse ki onu hallettim sanırım şu anda. Bunları patlatıyor çünkü. Yapacak bir şey yok. Fincan mincan aldım yine ben. Abi ben onu etkisiz hale getirmedim. Neyse. Artık yapacak bir şey yok. Gel buraya. I've got your back. Gidelim hadi. Öf. Evet burası ayvayı yemiş. Şimdi Novak'a. Novak'a. Nerede Novak? Hızlı seyahat yapalım. Ve Andy'ye kötü haberleri verelim. Ondan sonra da yolumuza koyulabiliriz. Bu nereye canım? Az önce demişken de şu şey nerede? Karavan zımbırıkları. Burada Brahmin. İlginç. Herhalde burada mı bırakıyorlar? Ne yapıyorlar? Neyse. Novak'ın içine girmem lazım. TV! Sanki yayın yapacak insan var da. Korucu Andy'ye gidelim. Fıkıdı fıkıdı fık fık. Chris'in evine girdim yanlışlıkla. Bay bay. Alo. Any word on Station Charlie? Korucu karakoluna gittim. Oradaki herkesin işi bitmiş. What happened? Lejyon olmuş. Ne olmuş? Ha, hitabetinizi kullanarak saldırganlar dönmüş. Kimliklerini tespit etmek imkansız diyor ama ben öyle yapmayacağım. Caesar'ın lejyonu onları pusuya düşürmüş. Good men at that station. Good men. This whole town was sleeping a lot easier because of them. Now, who knows what we're in for? The Legion? Christ. We'd be better off with raiders. Well, thanks for telling me. I know that knowledge didn't come without risk. Here, take this. Courtesy of the Ranger Veterans Fund. Ne verdi? 200 şişe kaba. Look out. Sağ ol canım. Şimdi Novak'la bunu da yaptığımız için sevilen olduk. Yaptığın yeterli seviyede iyi işler sonucu bu topluluktaki insanların sevgisini kazandın. Yaşasın. NCR'la da olan durumumuz da iyileşti böylece. Şu adama bir şeyler mi satsam acaba gitmeden? Ben de böyle bir yere gideceğim hep oyalanıyorum ama işte bu tip oyunlar Fallout'tu, Elder Scrolls'da hepsi böyle. İlla dükkanına mı gidelim ya? Neyse benim odam yok muydu burada? Sabaha kadar bekleyeyim bari. Sabah mantıklı hareketlerle kalkarız. Hiç olmazsa şeyimizi de alalım. İyi dinlenmiş halimizi de alalım. O ne demekse? Evet, sabah kalktık. Hey. Sabah değil mi bu? Bir dakika ben akşam mı şey yaptım? Öyle de Allah ne yapsın ya. Neyse. Evet sabah kalktık. Evet. Şimdi sabah. Gidelim şuraya. O niye orada oturuyor öyle mallok gibi? Neyse. Yargılamayacağım insanları. Şimdi şuranın açılmasını bekleyelim. Eşyalarımızı satalım. Bir elimiz boşalsın. I don't know if you know, but since Jeannie May passed, I've been keeping an eye on her properties for her. Ne güzel. I think it's time we gave everything back to you. So take this key and make yourself at home at our motel. Süper. In the room on the second floor, closest to the lobby. Hope it suits you. Sağ ol canım. Ne? Bir saniye. Bunu söylemem lazım yani bir şekilde bunu söyle. Jeannie May'i öldürdüm. Hala indirim yapar mısın? Why would you do something like that? Sabah beni uyandırması gerekiyordu. Uyandırmadı. I'm sorry to hear that. She's a nice woman. Was. She might have grown on you. She's usually real good about those calls. Something must have happened. I hope just because I said she and I were friends doesn't mean you and I can't still be friendly. Will there be anything else? Aa, çok kötüsün. Neyse.
Tabii ki onu söylemeyeceğim hötürt diye. Satılık neyim var görmek istiyorum diyelim. Şu atılır mızrakları al zaten. Sende de ne para var ha? Şaka maka. Maşallahım var yani. Şu o silahı da alsam al ya şunu. Öf. Biraz bana tüfek süper balyoz. Ha bu o lejyonlardan birinin elindeydi. Hatırlarsanız. Beni onunla öldürmeye çalışıyordu. Ay yakıcıyı niye verdim dur. Şişe kapağı mayını. İlginç. İlginç. Şimdi şunlara bakalım. Asıl olay bunlardan ibaret. Acemi lejyoner asker miğferi. Centurion miğferi. Bunları geç. Gözlüklü miğfer. Aa hangi tane seçsem merak ettim şimdi. Neyse. Güneş gözlüğünü geç. Lejyon bir şeyini zaten giyemem. Şunları giyeceğim muhtemelen. Radyasyon giysisi. Şunu da al. Ay oha. Geçmiş. Parayı geçmişiz. Oha bu lejyon şeyleri deli para yapıyormuş. Vay anası. İlginç. 185. Var. Gözlük miğfer. Güneş gözü. Al bunları. Bunları giyeceğim zaten. O yüzden fişeklik zırhı. Bunların ikisini birbirine acaba şey edebiliyor muyuz? Bunu da satacağım. Zaten kullanmayacağım onu. O yüzden problem değil. Bu da deli radyasyon veriyormuş. Ha. Kellesi mamba kabağı bitkisi. Mamba kabağı. Bak 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 bak. Şifa tozunu da alabilirsin. Ha karton sigaramız var ya onları da satalım. Bir işe yaramıyorlar. Fincan almışım yine. Burada elektronikler, kahve fincanı, karton sigara, mermi çekirdeği. Onu da güzel barlara gidip yapmamız lazım ha. Motosiklet benzin tankı bir işe yarar mı bilmiyorum. Savaş öncesi para. Sensör modülümüz duruyor. Teneke kutu. Çizelge. Ay al bunları yeter ki al. Hoşça kal. Başka bir şey yoktu burada herhalde. Bir an durdum. Başka bir şey var mıydı diye. Yok galiba. Burada peki şey var mı? Hani bu kurşunları yapabildiğimiz bir alan. Sanmıyorum. Yani o güzel baharlarda mı var sadece? Nerede var? Hiçbir fikrim yok. Çünkü ben burada gördüm. Bir tek hatta şuradaki arkadaş sanırsam. Bu mu acaba? Mermi yapma tezgahı evet. Hayır. Hurda metalin mermi çekirdeğine dönüştür. Bir şey yapamıyorum gerçi ben. Bu galiba survival olayı olabilir. Yani hani survival bir şey yapmak zorunda kalabilirsiniz. Becerinizi yüksek tutmak zorunda kalabilirsiniz. Tam emin değilim o konuda işin açıkçası. Evet artık gidip bir güzel Kaya Kent'e gidebiliriz. Kaya Kent şuradan çıkınca gidiliyormuş tabi. Şuradan çıkalım. Elimde ne var? Manyak ödümü kopardı. Burada da karavan zımbırtısı var. Şu kadında da steam pack varsa onu da alayım. Steam pack. Steam pack. Hello. Geçen seferki gibi keklenmeyeceğim kadın. Hayır, hayır. Peki bir şey diyeceğim. Bu mermileri parayla alıyor musun? Hatta dur sende para var. Şunları da satayım sana. Para alıyor evet. Bunlar mermi. Zırh delici. Hani kovanlarını alıyor mu dedim ama alıyormuş işte. Ama para şey yapmıyor tabii. Hiç eğlenceli değilsin. Sağlık değil ha. Bunları alabilirsin. Yanlış bir şey satmadım mı ben sonucu bakayım. Ha. Tamam. Steam pack'im var mı? Var bir tane varmış. 108'e satıyor. Elin saf ya.
Elin saf. Ekstra güzel bir şeyin var mı? Yok gibi. Okay, see you later. Alligator. Ben de üstümü değiştireyim de. Eşya giyeyim. Tamir edeceğim bunu bununla. Güzel. Artık NCR'dan olduğum açık ve nettir herhalde. Çok cool'um, lanet olsun. Lanet olsun dostum. Hemen dünya haritamıza bakıyoruz. Neredeyse dümdüz yolumuz. O yüzden başımıza neler gelebilir bilmiyorum. Şu Helios One'a da gideceğiz. Merak etmeyin. Bunların hepsi yaşanacak. Acelemiz yok. Şurası zaten şu kısım. Repcon sanırım. Fuck you Repcon. Gideceğim Repcon'a da. Oraya da gideceğim. Hiç sorun değil. Bu ne burada? Parıl parıl. Nuka Cola da. Açık Nuka Cola. Ne yapayım ben açık Nuka Cola'yı? Nuka Cola. Şey yapmak istiyorum aslında. Bu benim kendin yap serim var ya. Size nasıl Nuka Cola'nın yapıldığını göstermek istiyorum. Özellikle içi parlak olanların. Size ondan yapacağım bir gün. Bir şey oldu. Bir şey mi var? Yok. Bir panik oldu. Bir panik oldun yani. Ama onu yapabilmek için elimde eksik olan malzemeler var. Onlardan bulacağım. Ondan sonra böyle bir video çekmek istiyorum işin açıkçası. How I love you. İşte sonra neden ölüyorsun? Yoldan ayrılırsan böyle olur. Gerçi yolda da çok böyle müthiş şeyler olmuyor ama buraları daha tehlikeli tabii. Çünkü birinin kampına rastlıyorsunuz. Sizi sevmiyor. Sizi sevmiyorsa dövmeye çalışıyor falan filan. Problem. Bunların hepsi problem. Şuradan artık geldik sayılır. Kaya Kent sanırım bu büyük kanların yeri mi? Yani genel hani toplandıkları yer mi? Yoksa ay Kazador. Ay! Kazadorlar fark ettiler bizi. Nereden fark ettiler bilmiyorum ama. Bun bak. Biliyorsun ki ben Kazadorları hiç sevmiyorum. Yani rica ediyorum. Allah belası. Bir de Kazadorlar zor. Zor yani. Ben bunu gerçi bir şeyini bulmuştum. Sanırım önce kanatlarını. Çünkü çok gereksiz hızdılar. Kanatlarını önce sakatlarsanız eğer size böyle etrafınızda dönerek özellikle action point'iniz işte o AP denilen şeyden yanınızda yoksa ne demekse işte AP'niz düşükse o anda etrafınıza dönüp sizi böyle yiyorlar bildiğin. O yüzden önce kanatlarını uzaktayken kanatlarını sakatlamakta ya. Bir de tabii gördüğünüz gibi benim canım orada şey yapıyor, ben onu unuttum. Beni soktuğu anda sizi zehirliyor. Zehirlediği için de doğal olarak problem yaşıyorsunuz. Ve şu anda bayağı kötü. Yani sarsaparilla içmeme rağmen bir yandan canım gitti, bir yandan dolmadı. Şu anda zehir etkisi üzerimde mi hala bilmiyorum ama. Bayağı lanet yaratıklar. Kısa işin açıkçası. Olay bu. Ben yine Skyrim'cilik oynuyorum bu arada. Dağdan dağa atlayacağım. Galiba. Neyse buradan gösteriyor. Bir sarsaparilla daha çakalım. Buradan çıkamıyorum ama ben hiç hoş değil. Ben çıkarım buradan. Çıkarım. Oh hello. Burada parti vermişler. Bakalım. Evet Kaya Kent burası. Tabii ben şu elimdekini indireyim de adamlar direkt beni şişlemesinler. Bazen öyle şeyler de oluyor çünkü yani silahınız açıksa direkt sizi tehdit olarak algıladıkları için hatta bunlar beni direkt zaten sevmediler.
Ha, şey var orada, akreplerden var. Burada elimdeki tüfek de uzağa, doğal olarak uzağa pek vurabilen bir şey değil. O yüzden birazcık şununla idare etmeye çalışayım. Come on, Boone. Boone galiba diğerini aldı ha. Vay. Rada krep. Rada krep de krep gibi. Hani bir sabah yediğiniz, içine Nutella sürdüğünüz krepler. Nerede o? Sana güvendim ha bak. Vay be, buna gel. Mesela Fallout 3'te yanınıza birini almanız iyi olmuyordu çünkü ay küçük dedi. Yanınıza birini almanız iyi olmuyordu çünkü da boşmuş. Onun yaptığı şey, onun öldürdüğü zımbırık size tecrübe kazandırmıyordu. Fallout New Vegas'ta öyle değil. O da size tecrübe kazandırıyor. Burada yanık kokusu alıyor. Niye mi kokusu alıyor? Yoksa bir şeyim mi yandı? Lan. Burada bir adamlar var ama. Dur bakayım. Şey gözüküyorlar yani. Hani iyi. Aa. Burası NCR'ın mı? Dur bakayım. Yalnız çekilirsen okuyacağım. Hey. Hey. 2277 yılında tam burada Yeni Kaliforniya Cumhuriyeti'nin korucuları ve askerleri Hoover Barajı Savaşı sırasında Sezar'ın lejyonuna karşı mücadele verdi. Yüzden fazla kadın ve erkek yerel halk ve Cumhuriyet'in ilkelerini savunmak için Nevada toprakları üzerinde hayatlarını feda ettiler. Bu mütevazi taş parçası onların yiğitliğini ve fedakarlığını ölümsüzleştirmek için dikilen bir anıttır. Görev yerin neresi tam olarak? Anladım. Bu da senin eski arkadaşlarından olabilir Bulcum ama sen tabii arkadaşlık kavramın biraz farklı olduğu için. Şu Big Horn'a girelim önce. Madem burası NCR'ın mı o zaman? Bir dakika ya. Görev. Evet. Tarafsızmış. Zaten yazıyor orada dana gibi. Alo. Oo, yıldızlı sasferinle var lan. Ha, şırt diye bırakmışlar. Bir de salak mı bunlar? Heartaches by the numbers. Buralarda bir şeyler yok. Alo. Abi bu adam Cemil İpekçi'ye benzemiyor mu? Ne olur ya. Allah Allah, niye? Ben asker değilim. Sadece bu zırhı giymek nasıl diye merak ettim. Well, you'd better not let any of the real troopers hear that. And of course, they won't be hearing it from me neither. So what brings you to Boulder City? Not many people come here. Bana Kaya Kent'i anlat. Most of the town is rubble, destroyed during the Battle of Hoover Dam. The only other thing around here is the concrete mixing yard. Bu mu? Beton ne için kullanılmıştı? The NCR has been constructing bunkers up and down the river. From what I've heard, it's a little late for that. Travelers over at the 188, just up the road, said that the Legion has overrun a couple of towns to the south. Oh. Not cool. Betonlar nereden geliyor? Most of the limestone comes from Quarry Junction out west, but I hear some death claws overran the quarry. Ay, ölümcül pençe, death claw'lar mı? Around here have wandered off. I'm the only one left in town. İnanın bana, Fallout 3'te ya da Fallout 4'te karşılaşmak istemeyeceğiniz en gıcık yaratıklardan biri işte o death claw dediği ölümcül pençe. Allah'ım, kazadorlar yanında şey kalıyor herhalde, böyle peri falan. O kadar kötü. Gerçekten çok kötüler. Ay. Quartz ne? Düşük ışıkta görme. Oo, sunset asperiyle. Alayım ya bunları ben.
Belki içinden bir şey çıkar. Pleasure doing business with you. Cemil. Tam bir Cemil ya. Yani ismi Cemil olsa şaşırmazdım. Ben yine bir save edeyim de. Yani buraya bu boşmuş ya. Niye aldıysam onu boş şeyi. Adam da kendine zula yapmış ha. Bunların hepsi satılacak şeyler. Buna bak. O da böyle kapının önünde eğilmiş. Hoşça kal. Bir şey soracağım, bir saniye. Tezgahın altında sakladığım bir şeyler var mı? Hmm. Tezgahın altı yok ki. Hello. Hello. Hiçbir şey saklamıyor. Bu ne? Nasıl bir adamsın sen ya? Hiçbir şey öğrenemedim ben bu adamdan. Hiç hoş değil. Bakalım. Başka bir yerler var mı buralarda? Kaya kenti ha. Burası şimdi NCR'in kontrolü altında değil. Aha burada bir şeyler var. Orası neresi acaba? Bir saniye. Kaya kentten pek de ayrılmak istemiyorum ama merakımı cezbetti. Alo? Bu tren istasyonu? Kaya kent tren istasyonu. Zaten aynı şeye bağlıymış. Alo! Ay ödümü kopardın. Başka var mı ondan? Bün, doğru söyle bün. Başka var mı? Bu arada bu bunlardan çıkan özütler deli para yapıyor. O yüzden tavsiye ederim yani. Bunlar boş hepsi. Yıldızlı falan var mı bilmiyorum. Masa, sigara paketini alalım. Buradan da çıkabiliyormuşsun. Aa! Dur bakalım. 75 mi? Bir saniye o zaman. Eşyaları kullanmanın vakti geldi. Çeşitte galiba o ya. Şu lockpick'i arttıracak bir şey arıyorum. Sağlıkta mı o? Ne saçma. Tamiri arttırıyor. Kilit açmayı istiyorum. Kilit. Var mı acaba bende öyle bir dergi? Umarım vardır. Çünkü ya. Ha. Woohoo. Bakalım. Şimdi tabii bu zor olduğu için. İnce iş yapmamız gerekecek. Benim de ne kadar az tokam varmış ha. Come on. Şurada bir yerde ama. Biraz daha yukarıda sanırım. Cık. Ulan! Daha yukarı. Şuralarda falan. Abi ne gıcık. Aman Allah'ım. Oldu mu? Yok. Tam yakalıyorum. Şey kırılıyor. Toka kırılıyor. Deli olacağım. İşte zorda böyle oluyor arkadaşlar. Bayağı bir zorlanıyor. Yani böyle milimlik oynatmalarla. Anan. Yapacağım ben bunu. Yapacağım. Diyorum ya milimlik oynatma. Heh. Oh be. Oy. Ne çıktı Allah aşkına? Kovan. Mermi. Tabanca. Sağ ol. Gerçekten uğraştığıma bayağı değdi yani. Ne? Bu terminali hacklemek için bilim yeteneği 50 olmalı. Ay ne var çok merak ettim ya. Bakın bununla ilgili bir şeyim var mı? Bilimi galiba
arttırması gerekiyor. Gerçi benim durumum nedir ki bilimle ilgili? Bilimim 25. Yani imkansız benim bunu açmam, ben salam. Biraz. Bir tane sarsaparilla içeyim orada. Sarsaparilla. İçeyim. Neyse, en azından bir şeyler buldum ama merak etmiyor dilim orada ne yazdığını. Ne yazıyordu acaba? Kesin gizli bir bilgi vardı orada benim bildiğim, bilmediğim. Bakalım buralarda bulabileceğimiz güzel şeyler var mı? Burada metal. Ay. Yok, burada da bir şey. O yukarı çıkılıyor ha. Hallo. Tabii ters yerden çıktım. Ben çok zeki oldum. Ama burada kan torbası var. Vay. Yalnız adam birazcık içiyormuş galiba, cicetmiş. Çiğnenmiş tütün vardı içinde. Şu yandan çıkalım bir de. Çıkamıyor muyuz yandan? Zaten orası şey değilmiş. Bilmiyorum, NCR olarak giyinmem ne kadar mantıklı, ne kadar mantıklı değil. Direkt diğer insanlara bir tehlike mi oluşturuyorum? Tam olarak emin olmamakla beraber Mojave çölünde hayatıma devam ediyorum. Dın dın. Şurada bir şey var mı? Var mı? Yukarıda falan belki bir şey olabilir. Şu köşede, kenarda yok. Ya bunun her arkamı döndüğümde korkutuyorsun beni, yemin ederim. Bak şurada cool eşyalar falan. Burada bayağı kötü şeyler olmuş. Asker tüfeği. Korucu şapkası. Ve orada bir tape var, onu dinleyeceğim şimdi. Korucu holodisk mesajı. Müfrezenin geri kalanından koptuk ve her yerde lejyonerler var. Taarruz yapılmazsa bu kasabadan çıkabilme şansımız yok. Bu yüzden birlik olarak onlara karşı savaşmaya gidiyoruz. Eğer hiç kimse bunu yapmak istemiyorsa, kahraman ve cesur er Jeffrey Hugh ve onbaşı Marcus Christensen'ın bu iş için kendilerini feda edeceklerinden eminim. Her ikisi de yeni Kaliforniya Cumhuriyeti için canlarını feda eder. Korucu Teresa Lutz. Lutz. Tamam. Aaa. Aslında oyunu bir de lejyonların tarafından okumak lazım. Yani oynamak lazım. Bakalım onlar ne? Ayak. Alo? We've got a situation with some great cons right now. The brass of McCarran has ordered me to lock down the ruins until it's been resolved. Ha. Neymiş bu büyük kanlar sorunu? One of my patrols was on its way back from Novak when it came under fire from the Great Khans. They radioed for reinforcements, but instead of waiting for us, they chased the Khans into the ruins where they were caught in a crossfire. Hmm. No deaths, but not all the squad got out. The Khans have Private Ackerman and Private Gilbert as hostages. Bu büyük kan... Yok, onu söylemeyeyim. Rehineleri ne yapacaksınız? Acceptable casualties, I've been told. Kabul edilebilir kayıp. Ne kadar ayıp. Oraya gizlice sızar, rehineleri kurtarırım. As soon as them, the rest of my squad will move in and provide covering fire. Ben diyalog yolunu tercih ederim. Acaba diyalog mu yapsam yoksa girip dalsam mı? Bilemedim. Diyalog deneyeyim. Since I have no idea who you are, but considering that the hostages are as good as dead when we attack. Yani. All right. I'm going to give you a chance to talk to the Great Khan. Jessup. Their leader is a man named Jessup. Jessup. We hear shooting will be coming in, but it'll probably be too late for you. Anladım. Benim için endişelenme, kendimi koruyabilirim. Canım. Neyse, o zaman bir diyalog deneyeceğiz. Eğer diyalog işe yaramazsa hepsine dalacağım. Ama şimdilik bu bölümü burada bitirelim. Bir sonraki bölüm bayağı heyecanlı olacak gibi. Bir sonraki Fallout New Vegas bölümünde görüşene kadar herkese iyi oyunlar.